Herkese selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Canlandı. Bugün arkadaşlar yeni kaskım olan Rurok Atlas serisine intercom takacağım. Sizlerle beraber takmak istedim. Birkaçınız yorumlara yazmıştınız. Evet, intercom'u takarken de video çek demiştiniz. Şimdi beraber sizlerle intercom'u takalım. Kutu içeriğinde çıkan intercom'umuz. Şimdi bu intercom'u sizlere açayım. İntercom'umuz bu şekilde. Daha önce size göstermiştim. Şimdi takılışını göstereceğim. O zaman hadi intercom'u takalım. Siz siyah vizörü takarken görmüştünüz. Sonradan bana ekstra mavi vizör gönderdiler. Mavi vizör taktım. Nasıl olmuş sizce? Mavi mi yoksa başka renkler? Intercom'u takalım. Tornavida yardımıyla şu arkadaki yerleri söküyoruz. Kısaca intercom'u tanıtayım şöyle. Bu intercom Atlas serisine özel intercom'dur. Bakın buradan şarj edilebiliyor. Buradan açıyorsunuz. Buradan reset tuşu var. Şurada 3 tane ışık yanıyor. Bakın basılı tutacağım şimdi. Sönüyor. 3 tane ışık var. Bu şarjı bildiriyor arkadaşlar. Burada artı var. Burada eksi var. Sesi aç, sesi kıs işte tuşları. Yani çok kafa karıştıran bir şey yok. Çok basit bir şey var. Buna basılı tutuyorsunuz. Ve kapandı. Şimdi kulaklık ve mikrofon kısmına geçelim. Kulaklıkları öyle bir kaliteli ses veriyor ki, ben bir kere kaskı hiç takmadan bir kere sesini denedim. Mükemmel ses veriyor. Yani son seste dinleyemem bence. Intercom'un arkasına takıyoruz. Sonra burada bir adet mikrofonumuz var. Bunu da cırt cırt yardımıyla çenemize yapıştırıyoruz. İçeride konuşurken rahat rahat sesimiz gidiyor. Beni arayan kişiye. Burada bir adet şarj cihazı kablomuz var. Intercom'un şarjı bittiğinde şarja takıp devam edebiliyoruz. Yanında tornavida da göndermişlerdi, söylemiştim. Çok güzel bir şey. Kaskımıza takalım. Bir de kaskın şu çırt çırt iç pedini, kafamıza koyduğumuz iç pedini söküyoruz. Böyle çekeyim. İçeride sarsılmasın veya dışarıya çıkmasın diye burada bir adet güvenlik kilidi var. Zaten böyle bir yer var. Bunu buraya takıyoruz. İçeriye taktığımızda bu hiçbir zaman dışarıya çıkamaz yani. Bu da tutacak aynı zamanda. Şu kabloyu kaskın içinden, bakın özel bir delik var. Geçirdim. Hop, bunu çıkarttım. Bakın arkadaşlar, kaskın içinde özel bir delik var. Intercom için yapılmış bir şey. Bu intercom'u buraya tık diye takıyoruz. Sonra dediğim güvenlik kilidini takıp içeriye gönderiyoruz. Kulaklığı da böyle çekin ki zarar görmesin. Sesi duydunuz mu? Çıt diye taktım. Gayet güzel oldu. Bir de yanlarındaki vidaları sıkalım. Bu şekilde buraya taktık. Şimdi sıradaki kulakların alt zemininde böyle cırt cırtlı şeyler var ve kaskın içinde bunların yapışmasının karşılığı var. Böyle dizilmiş bir şekilde. Bunu tak diye oraya takıyoruz. Sadece kulağım nereye geliyor ona dikkat etmem gerekiyor. İç pedi taktım. Kaskı kafama takıp kulağımın kaskın neresine geldiğini bakacağım. Burası arkadaşlar. Baktığım yer şurasıydı. Yani
şuradaki tam bunların karşılığı olan iç kısım. Şurada kasnenin yanında burası tam kulak hizası. Şu pedin altına sadece intercom için özel çırt çırt koymuş. Şimdi şuradan bunun altına şimdi gelelim öbür tarafa. Bakın yan petin çıt çıtını çıkarttım. Mikrofon için özel 3M çırt çırtlı bat göndermişler. Bunu açıyoruz. Çıt çıtımızı şu şekilde takıyoruz. Bitti. İç pedi de tekrar taktım arkadaşlar. Şimdi intercom dinlenmeye hazır. Sıra geldi test etmeye. Onunla video çektiğimiz için onunla size müzik sesi dinletemeyeceğim. O yüzden Yusuf'un HCN marka telefonunu şimdi Bluetooth'tan bağlanacağım intercom'a ve sizlere müzik dinleteceğim. Duydunuz mu bilmiyorum. Power on diye ses geldi. Arkadaşlar biz az önce video kapalıyken bağladık. Şimdi telefon kendini otomatik bağlıyor buna. Şimdi bakın size bir müzik açalım. İnşallah duyarsınız. Arkadaşlar kastan geliyor valla. Şimdi başka şarkı açalım. Ooo mükemmel ses geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kaskıma intercom'u taktım. Harika bir video içeriği olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız lütfen yorumlarda buluşalım. Tek tek yorumlarınıza cevap veriyorum. Sizleri önemsiyorum. Umarım siz de beni önemsiyorsunuzdur. En çok işe yarayan şeylerini söyleyeyim sizlere. Motorla giderken anneniz arayabilir, sevgiliniz arayabilir, babanız arayabilir, arkadaşınız arayabilir. Birisi sizi aradığında elinize cebinize atmanız gerekiyor. İşte telefonu çıkartıp kaskın arasına falan sokmanız gerekiyor. Daha önce böyle yapıyordum intercom'um yokken. Şimdi Bluetooth'ta bağlı olduğu sürece sadece bir düğmeye basıyorum ve kaskın içinde hiç telefonu ellemeden konuşabiliyorum kaskımla. Aynı zamanda canım sıkıldığı zaman açıyorum telefondan müziğimi. İstediğim kadar müzik dinleyebiliyorum. Şarjı 2-3 gün gittiği söylenildi. Yani uzun uzun kullanırsam bile. Ben çok kullanmayacağım ama mükemmel olacağını düşünüyorum. Az videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.